Elektriğe %15 zam yaptılar ya, onun için tekhaneye indirdiler ya. Yani zam geldikçe enflasyon düşüyor. Kendi ülkendeki insanlara ağaç bırakıyorsun, gelen yabancılara ev veriyorsun, barkaya iş veriyorsun, güç veriyorsun. Eğitim bedava, sağlık bedava bunlarda, toplu ulaşım bedava. 35 yaşındayım, bana bu yaştan sonra kim iş verecek? Ses etsem adam seçim barajını ona indirecek. Uçak alıncaya kadar, 80 milyona Mercedes alıncaya kadar emekliye versin. 5 nüfusuz bir emekli maaşıyla geçiniyor. Sen bana 5 milyar daha versen ben yine ondan geçinme imkanım yoktur. Bir kere bu zamları durduracaksınız. 60 lira sadece bakım ücreti. Sen bana, arkadaş, helikopterle benim evime gelip ben buna bakıyorsun ki benden bunu alıyorsun. Pazar gün sen pazarı kuruyor avcılarda. Gidin 7'den sonra gelip de orada bak, çöplerle geçinen binlerce insanlarımız vardır. Bu ülke bizim değiller, kendi ülkemize mülteci olduk. Her evde var 2-3 tane işsiz genç. Bayrama gidiyorsunsa, senin ülkende huzur buluyorsunsa, o zaman gelme kardeşim, almayacaksın. Almanya kapı dışarı etti, Fransa kapı dışarı etti. Madem ülkende huzur var gidiyorsunsa, benim ülkeme geri gelme diyeceksin. Ben emekli bir memurum, devlete muayene oluyorum, katkı payı. İlaç alıyorum, katkı payı. Hastaneye gidiyorum, katkı payı. Bunlar ne be kardeşim? İçkiye zam, sigaraya zam, elektriğe zam, doğalgaza zam, bunlardan getirir. Ondan sonra millet belli bir kesim sefasını sürüyor bu ülkede. Bunlar iktidar yapan emekliler, işçiler, köylüler değil mi? Onlardır, tamam. Önemli olan emeklinin maaşının artırılması değil. Önemli olan piyasayı düşmektir. Zam yaptıkça ne olacak? Sen benim istediğin kadar sen bana 5 milyar daha versen ben yine ondan geçinme imkanım yoktur. Yani önce çözüm ne abi? Çözüm ne? Önce bir kere bu zamları durduracaksınız. %15 elektriğe zam geldi. Bir de %15'te kalmıyor ki. Bunun KDV'si var, özel iletişim vardır, bakım ücreti var. Bunları hesaplarsan %22'ye geliyor zamlar her biri. Bunları önce gündeme alalım. Elektrik faturası daha önce ne kadar geliyordu size? Mesela 2 yıl önce, 1 yıl önce. Bir karı kocayız. Ben elektrik faturası geliyordu 30 lira, 35 lira, 40 lira. Devamlı. Şimdi 130'dan aşağı ben para ödemiyorum. 60 lira sadece bakım ücreti. Sen bana, arkadaş, helikopterle benim evime gelip ben buna bakıyorsun ki benden bunu alıyorsun. Yani bir kere önce bu yan giderleri durdursunlar. Faturaya bir bakıyorsun, sen 30 tane 40 tane ekleme vardı, geçirme var vatandaşa. Önce bunun bak bakalım. Tabii ki. Büyükleri etkilemez bu. Adam sarayda oturuyor, şurada oturuyor, burada oturuyor, özelleşiyor. Onu etkilemez ki. Yan geliri vardır, oturum parası var, şu parası vardır. Senin aylık gelirin 60 bin lira, 70 bin lira sana zaten dokunmaz ki. Bir de buna inmek lazım. Şimdi emek... Bak, buyurun. Bak, yarın cumartesi, pazar gün sen pazarı kuruyor avcılarda. Gidin saat 6'dan sonra, 7'den sonra gelip de orada bakın ki o çöplerle geçinen binlerce insanlarımız vardır. Bu ülke bizim değil artık. Bu ülke biz kendi ülkemize mülteci olduk. Göçmen olduk. Bunu kabul edelim arkadaşım. Neden? Doldurdular Türkiye. Tümü doldurdular. Her evde var 2-3 tane işsiz genç var. Babanın emekli maaşı var, annenin emekli maaşı var. Bundan geçinip gidiyorlar. Bunları gündeme getirin. Bunları getirin mi gündeme getirin? Peki, Suriyeliler konusunda ne düşünüyorsunuz? Herkes görevine gitsin. Bayrama gidiyorsunsa, senin ülkende huzur buluyorsunsa, o zaman gelme kardeşim, almayacaksın. Almanya kapı dışarı etti, Fransa kapı dışarı etti. Madem ülkende huzur var gidiyorsunsa, benim ülkeme geri gelme diyeceksin. Kendi ülkendeki insanlara ağaç bırakıyorsun, gelen yabancılara ev veriyorsun, barkaya iş veriyorsun, güç veriyorsun. Eğitim bedava, sağlık bedava bunlarda, toplu ulaşım bedava. Başka ne kaldı? Şimdi ben emekli bir memurum, devlete muayene oluyorum, sağlık ocağına muayene oluyorum, katkı payı. İlaç alıyorum, katkı payı. Hastaneye gidiyorum, katkı payı. Bunlar ne be kardeşim? Ben daha emekliyim, nerede kaldı? Sosyal haklarım nerede kaldı? Kaç yıl hizmet verdiniz? 20 sene, 30 sene. 30 sene. Evet. 30 senenin sonunda ne kadarlık maaşınız var? Ben maaşımı söylemek istemiyorum. İstemiyorsunuz. Evet. Peki, tamam. Emekli maaşınız yetiyor mu? Ya ben bir karı bir kocayım, yetmiyor. Bak, hiç borcum da harcamada da, evim, eğer evimiz olmasa ben aç, ben de acım.
Ya zeytinin kilosu 30 lira, peynirin kilosu 40 lira, etin kilosu 60 lira, 70 lira. Soruyorum ben size. Bu parayla sen bu adam nasıl sofrasına geçecek? Yumurtanın 30 lira yumurta alıyorsun, şu kadar kuş yumurtası kadar 15 lira, 20 lira. Bunları gündeme getirelim. Getirelim abi. Peki pazara gittiğinde ya da işte markete gittiğinde nasıl bir alışveriş yapıyorsun? Vallahi alışveriş yaptığımız makarna ucuz olanlara bak, etiketlere bak, tüketim tarihlerine bak. Ona göre alışveriş yapıyoruz. Yani ben fremi doldurup evime gidemiyorum. Eskiden nasıldı peki? Eskiden güzeldi, iyiydi, rahat alabiliyorduk. Yani iyi kötü doldu, fremimizi doldurabiliyorduk. Ya ben şimdi alamıyoruz, açık konuşalım ya. Benim her ay fatura ödemelerim 300-400 lira ya. Bu da yaz ayı olduğu için. Daha dur bakalım, yarın kış geldiği zaman doğalgaz ne olacak? Durmadan zam. Ya sen zamı yapıyorsun ama kardeşim, önce vatandaşın yer düzeyine bakacaksın. Sen ne verdin ki, ne istiyorsun vatandaştan? Devletin tek geliri vardır. İçkiye zam, sigaraya zam, elektriğe zam, doğalgaza zam, bunlardan getirir. Ondan sonra millet belli bir kesim sefasını sürüyor bu ülkede. Bunları konuşalım kardeşim. Peki, emeklimiz, işçimiz, memurumuz hayatından mutlu değil mi? Yani mutlu olsa buyurun bak şurada kalkın sorun. Çoğusun cebinde bir çay parası yoktur ya. Buyurun emekliler parkı. Ya buyurun. Emekliler parkında geçen gün yine konuştuk beyefendiyle, hurdalık dedi buraya. Şimdi buraya hurdalık diyorlar. Ben o kelimeyi kullanmam. Şimdi, bu adaba aykırı bir kelime, ben onu kullanmam. Tamam, siz kullanmayın. Biz de mecazen kullanıyoruz. Şunun için kullanıyoruz. Emeklimizin i̇nsanın, sosyal... İnsanın hurdası olmaz. İnsan insandır, ne olursa olsun. Şimdi insanın emekli olduğu dönemde de yapacağı bir şeyler olmalı, hobileri olmalı, gitmeli, gelmeli. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlar da söylediler. Bizim dedi, emekli maaşımız yetmediği için herhangi bir sosyal faaliyette bulunmuyoruz dedi. Bu nedenden dolayı kullanılan bir kelime. Peki çıkış yolu ne? Şimdi kardeşim havaalanı yapıldı diyor, çok şükür diyor. Yollar yapacaksın. Ya sen havaalanında hayatına uçağa binmiş misin? Köprüler yapıldı ki hiç sen hayatında köprüden geçmişsin. O lüks sokağında bir de bir gün bir altta eşinin bir yemek yemiş misin? Önce bunları getir. Her şey güzel. Ya güzel kime güzel? Bana göre değil, sana göre değil. Maddi durumu çok çok iyi olanlar için çok güzeldir bu ülke. Bana göre değildir. Çözüm ne? Çözüm ne? Ya çözüm ne? Çözümün için artık ekonomiyi bilen insanların geliştirmesi lazım. Yani böyle eş, dost, ahbap ilişkisi olmaması lazım. Var mı? Var. Bunu bana sormanıza gerek yok, ortada her şey ortada. Nasıl dün, bir şey dün var? Maliye Bakanı, dün ekonomiden sonra bakan çıktı. Türkiye güllük gülistanlık diyor. Ya sen bana nasıl güllük gülistanlık diyorsun bu ülkeye? Neresi güllük gülistanlık? Değil mi? Diyorlar ki enflasyonu düşüreceğiz diyorlar. Neyle düşürüyorsun sen? Çiftaneden tek haneye düşürüyorsun sen ya. Kabağın kilosu olmuş 8 lira, domatesin kilosu olmuş 15 lira. Bu mu düşürmektir? Yani vatandaşın gerçek ekonomisiyle siyasetçilerimizin hiç açıkladığının alakası yok mu? Hiçbir alakası yok. Sadece halkın belli bir kesimi o haberi dinliyor. Parlak parlak söz, süsleme kelimelerle. Karın doymuyor, kusura bakma. Gerçek ne peki abi? Gerçek açık konuşacak işte ya. İşi bileni ellere vereceksiniz. Savurganlığı bırakacaksınız. Peki siyasetçiler seçimden önce geliyor kapımızı çalıyor. Sonrasında... Adam parlamentoda tıraşını oluyor 2 lira. Ayakkabısını boyatıyor 1 lira. 3 kap yemeği yiyor 10 lira. Sen gel burada bir kuru fasulyeyi 10 liraya yiyemezsin. Buyur, lokantalar burada. Onlar milletin vekili ya, ondan olabilir. Vekili işte bir dedi, vekil öyle yapınca asilinle yapsın. Peki seçimden sonra kapıyı çalan oluyor mu? Ya bu emeklinin, işçinin, memur hali ne diyen oluyor mu? Herhangi bir siyasi partiye militanlık yapmadım bugüne kadar. Bundan sonra da yapmam. Belli bir siyasi görüşüm vardır. O siyasi görüşme Türkiye'de bir parti de yoktur. Açık konuşayım ben bunu. Ya ben biraz daha sosyal demokrat, dünya görüşü açık olan başka bir yapıya sahibim. Ne selam veren var, ne selam vardır. Seçilinceye kadar el öperler, ense öperler, sarmaş dolaş olurlar. Seçildikten sonra kimsenin yüzünü göremezsin. Korumalar peşinde gezerler. Yanlarına yaklaşmak için önce yandaşlarını bulacaksın. Ondan sonra onlara bulaşacaksın. Yani Türkiye'deki böyle bir siyaset var. Türkiye'de politikacıların %90'ı menfaatle çıkardır. Sağcısı da, solcusu da, dincisi de. Hepsi aynı kategori, aynı kumaşın parçalarıdır. Yani siyasetçilerimize aslında vatandaşımızın güveni de çok az diyebilir miyiz? Valla benim nazarımda ben bir şey hiç göremiyorum bir şey. Neden böyle oldu? Neden? Şu onu seçenlere, asillere ve oy verenlere soracaksınız. Niye böyle oldu? Şimdi öyle diyoruz. Bak şimdi kiminle konuşsak eleştiriyoruz. O zaman bu siyasetçileri kim seçiyor? Sen seçmedin, öbürü seçmedi, kim seçmedi? Ben partiye oy vermişimdir. Ben hiçbir zaman için şahsa oy vermemdi kesinlikle. İster istemez bir anayasal hakkımdır. Gidip anayasal hakkımı kullanmak mecburiyetindeyim.
Abi ne bekliyorsun sen bizi yönetenlerden? Onu söyle. Ben bizi yönetenlerden eşitlik, adalette eşitlik, hakta eşitlik, hukukta eşitlik. Devletin anayasanın bir hukuk kuralı vardır. Diyor ki eğitim, sağlık, adalet. Parayla olmaz. Bunlar devletin asli görevleridir. Ama ne var? İşin ekonomik boyutuna gel abi. Ekonomik boyutu işte bu işte anlat belli. İşte iflas eden bir ülkede, ülkede yaşıyorsun. Her şeye zamlar geliyor. Her şeye vergiler geliyor. Başka yapacak bir şey abi yok. Abi bak. Az önce sen de söyle, havalimanları, köprüler, ülkeye yatırımlar ya onlardan, yapılıyor. Onlardan hiç mi bir şey yapılmıyor? Devletin abi? Devletin görevi bu zaten. Senin görevin vatandaşa hizmet etmektir. Hizmet devlet ne demektir? Devlet ne demektir? Sorayım ben size. Belli bir topraklara sahip olan şeye devlet denir. Bunu yönetenlere de iktidarlar denir. Ben memur emekçisiyim. Tamam, ne kadar alıyorsun abi? 2700 alıyorum. 2700 lira alıyorsunuz. Kaç yıldır emeklisiniz? 7-8 yıldır emekliyim. 7-8 yıldır. Peki 2700 lira emekli maaşı yetiyor mu size? Nerede yeter? Benim şahsıma yetmiyor. Sadece size? Evet. Yenge, çoluk çocuk var mı? Biraz volümü yüksek. Onlar burada değil, onlar İsviçre'deler. İsviçre'deler. Çocuklar. Ben tekim buradan. Tek, yetmiyor mu para? 1200 lira zaten şey veriyorum, kira veriyorum. Nasıl yetecek? Peki bildiğiniz üzere elektriğe %15 zam geldi. Yeni. Evet. Zaten o elektriğe %15 zam yaptılar ya, onun için tekhaneye indirdiler ya. 9 çıkmış değil mi enflasyon? Hı. Düşmüş. Yani zam geldikçe enflasyon düşüyor. Düşüyor. Öyle diyor. Peki ne kadar olmalı emekli maaşı? En kötü işçinin dahi 3000 liradan aşağı olmamalı. 3000 lira? Evet. Nereden gelecek bu para? Uçak alıncaya kadar, 80 milyona Mercedes alıncaya kadar emekliye versin. Para yok diyorlar. Oralara biz başka yatırımlar yapıyoruz diyorlar. Mercedes almaya 80 milyon var da uçak almaya silah fabrikasını peşkeş olarak veriyorken varken 50 bin doları bulmuyor. Ona mı yok? Peki. Abi sen ne düşünüyorsun bu elektrik zamlığı ile ilgili? Abi benim düşünmem bir şey değiştirmiyor ki onu. Merkezi hükümete soracaksın. Niye yapıyorlar? Senin bütçeni etkilemiyor mu abi? Etkilemez mi ya? Neticede bir 5 nüfusuz bir emekli maaşıyla geçiniyoruz. Ne kadar alıyorsunuz? Kira vermiyoruz ama 1 milyon 800 bin lira. 1800 lira 5 nüfus geçinebiliyor mu? Yani çocuklar olmasa, bir tane çocuk çalışan olmasa geçinemiyoruz. Aslında bu durum ülkemizdeki pek çok emeklinin ortak sorunu diyebilir miyiz? Sadece sizinle ilgili bir durum değil. Sorunu derken %100 herkesin. Yani emekli olan herkesin. Bir geliri yoksa belli bir yaşın üzerinde, ben şimdi 65 yaşındayım, bana bu yaştan sonra kim iş verecek? İşte bunu dernek olarak sizin gibi böyle basın kuruluşları gündeme getirip bir şekilde halletmeleri lazım, yoksa yok. Peki sizin ev kiranız yok dediniz. Evet. Ona rağmen geçinemiyorsunuz. Yani. Şimdi bir de İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın kira gibi bir derdi var. Abi canım. Şimdi kirada oturan vatandaş ne yapsın? Çocuk okutuyorsa, bu adamın yiyeceği, içeceği, faturası, elektriği, su, doğalgazı, bunlar hepsi problem abi. Bunları işte hükümet düşünmesi lazım. Yani ben tamam, biz burada konuşuyoruz ediyoruz da bir şey değişmiyor. Peki emeklinin yüzü nasıl güler? Abi iyi bir para verirse en az 4-5 bin lira, en azından bir insan ne yapacak? Et yemiyoruz zaten. En son kasaba ne zaman gittiniz? Vallahi bir aydır gittim yok. Anca maaştan maaşa yarım kilo bir kilo kıyma alıyoruz. Başka da yok. Abi sen niye güldün? Niye güldün? Kasaba güldün. Niye? Güldüm. Doğru aslında, değil doğru işte. Siz ne zaman en son gittiniz? 3 ay önce gittim. Efendim? 3 ay önce. Ne zaman? 3 ay oldu. 3 ay oldu. 1 kilo kıyma aldım, ondan idare ediyoruz. 1 kilo kıyma? Evet. Peki niye 3 ayda bir gidiyorsunuz? Yalan söylüyor. Her gün ya ne yapalım, para yok. Abi senin derdin yok gibi gülüyorsun. Derdim yok he. Yok. Ne kadar alıyorsun? 2. 2000 lira. Peki yetiyor mu? Nerede yetecek ya? Ev kira. Kira ödüyorsunuz bir de. Ne kadar ödüyorsunuz? 1400. Kaldı 600. İşte ondan idare ediyoruz. Yengeyle beraber mi? He. Biraz ek gelir var gibime geliyor. İşte biraz. Biraz. Ülkemizdeki peki bak, bir sürü emekli arkadaşımız var burada, abimiz var. Onların genel durumunu nasıl görüyorsun? Hepsinin durumu kötü. Gördüğüm kadarıyla. Gördüğün kadarıyla. Evet. Peki. Abi siz ne diyorsunuz? Bu emeklimizin durumu ne olacak?
Yani evet. Emekli aslında ben şunu görüyorum. Şimdi sevgili abimizden, diğer işte diğer konuştuğumuz değerli büyüklerimizden şimdi soruyoruz. Emekli maaşıyla geçinebiliyor musun? Zorla konuşuyor. Abi senin keyfin yerinde. Kusura bakma. %15 elektriğe zam geldi diyorum. Ses yok. Geldi ne yapalım? Ses etsem ne olacak? Konuşmuyorsun. Ses etsem adam seçim barajını ona yendirecek. Kazanmak için.